programında bir aradayız. İyi akşamlar. Birbirinden değerli konuklarımızla bundan sonra her 15 günde bir Türkiye'deki ve Ege bölgesindeki yaş meyve sebze sektöründeki gelişmeleri ele alacağız. Pandemi süreci içerisinde kelimenin tam anlamıyla bir sınav süreci yaşayan sektör büyük bir başarıyla bu sınavı verdi ve 1 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdi ve önümüzdeki dönemde yeni rekorlar içinde çalışmalarına devam ediyor. Bugün iki önemli değerli konuğumuz var ve kendileriyle sektöre ilişkin gelişmeleri değerlendireceğiz. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hayrettin Uçak ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Martin Sanford'la sektörü birlikte değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta sonu aslında çok keyifli bir etkinlikte de bir aradaydık. Şeftali ve nektarin konusunda bir hasat şenliği süreci yaşadık. Ve uzun bir aradan sonra baktığınızda aslında biz gazeteciler için de keyifliydi. Sahaya indik, üreticileri dinledik, kanaat önderleriyle bir araya geldik. İsterseniz hasat şenliğindeki tespitlerinizle başlayalım. Sonrasında sektöre ilişkin analizlerle devam edelim. Hayrettin Bey, sizden alarak isterseniz başlayalım. Evet, Seda Hanım, öncelikle bizleri stüdyonuza kabul ettiğiniz için, misafir olarak davet ettiğiniz için sizlere ve Ege TV ailesine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ve buradan bizleri dinleyenlere de saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Evet, geçen hafta Cumartesi günü Sayın Valimiz, İlçe Kaymakamımız, İl Tarım Müdürümüz, Ziraat Odaları Başkanımız ve bizler ihracatçı olarak üreticilerimiz olsun. Malum sizler de gördüğünüz gerçekten çok keyif verici. Yani üretmesi biraz zor olsa bile hasadı, şenliğini beraber yaşadık. Orada da ciddi anlamda bizler de tabii sizlerin de beraber olmasıyla beraber büyük bir keyif aldık. Evet. Tabii bizim önemsediğimiz şeftali, nektari, özellikle gittiğimiz Selçuk ilçemizin o bölgesindeki üretilen ürünlerimizin de ciddi anlamda katma değeri yüksek olan ve önemsediğimiz ve yurt dışından da talep, rağbet gören meyveler üretiliyor. Orada şeftali, nektarin, nar, Hicaz narı dediğimiz, ayva, narenciye, özellikle mandalina, satsuma mandalinası o bölgemizde. Tabii oradaki üreticilerimize gerçekten buradan kendilerine de teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Ciddi anlamda bir emek sarf ediyorlar. Dolaştık, hasadımızı yaptık. Cenab-ı Allah'tan dileğimiz bereketli bir sezon, bir yıl olsun. Üreticilerimiz için, ihracatçılarımız için ve Türkiye ekonomimiz için de inşallah umuyorum ki iyi bir sezon geçer diye dua ediyoruz. Keyifli bir etkinlikti ve önümüzdeki dönemde de şeftali konusunda başarılı bir sezon geçireceğimizin aslında sinyallerini o toplantıda ve o etkinlikte aldık. Hemen aynı paralelde sektörün genel bir değerlendirmesiyle müsaadenizle devam etmek istiyorum. Geçtiğimiz yılı baktığınızda 54 yıl aradan sonra ilk defa bir rekorla kapattı sektör. Demin de belirttiğim gibi başarılı bir sınav verdi ve bir yeni rekor beklentisi var belki de sektörde önümüzdeki döneme ilişkin. Siz bu sezona nasıl hazırlandınız? Bugün itibariyle nasıl bir sektör gerçeğiyle karşı karşıyayız? Seda Hanım, biz tabii 2018 yılında Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçılar Birliği'nin yönetimine talip olduk ve seçimlere gittik. Çok şükür ekip olarak hep beraber omuz omuza vererek buradan tabii yönetimde olan arkadaşlarımıza ciddi anlamda destek veriyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve Ege İhracatçı Birliği'nde çalışan bütün personeline teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda herkes üzerine düşen gerçekten vazifesini fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Biz ilk göreve geldiğimizde 739 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiştik. Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçı Birliği olarak. Biz göreve geldikten sonra 2020 yılında tabii ki bu 54 yılın bir ilk rekoru oldu. 1 milyar 40 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bu da ciddi anlamda İhracatçılarımızı ve bizleri gerçekten çok mutlu etti. Tabii ki biz burada bu 1 milyar 40 milyondan kalmamaksızın inşallah 2021 yılında tabii ki ciddi anlamda çalışmamızı devam ettiriyoruz. Burada üreticilerimize sürekli iç içeyiz. Projelerimiz var, onlar devam etmekteler. Herhangi bir ihracatın
tıkanabileceği bir yer olursa hemen sağ olsun hükümet yetkililerimize de bunları iletiyoruz. Hepsine gerçekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada herhangi bir sıkıntı da yaşamıyoruz. Özellikle biz kendi bölgemize bakaraktan nerede ufak bir sıkıntımız olsa bile sağ olsun yetkilileri aradığımızda anında yanımızda ve ihracatçılarımızın yanında oluyorlar ve o sorunu çözüyorlar. İletişim burada güçlü gördüğüm kadarıyla. Evet. Bu önümüzdeki dönemde sinerjinin daha da artmasını beraberinde getirecektir. İlk 5 aylık veriler de geldi. Bu veriler özelinde sektöre baktığımızda nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Biz şu anda ilk 5 aylık bir verilerimiz de gerçekten o da bizleri son derece mutlu ediyor. Yani gene baktığımız zaman yaklaşık %13-15 civarlarında bir artışımız söz konusu. Geçtiğimiz 2020 yılının ihracat rakamlarına baktığımız zaman şu anda ilk 5 ayında da artıda gözüküyor. O da bizleri tabii ki ihracatçıları özellikle çok mutlu ediyor. Bizim zaten 2021 yılında koymuş olduğumuz 1 milyar 200 milyonluk bir milyon dolarlık bir ihracat hedefimiz oluştu. İnşallah bu 1 milyar 200 milyon dolarlık ihracat hedefimizi de tutturacağız ve Allah'ın izniyle geçeceğiz diye düşünüyoruz. Çünkü ciddi anlamda özellikle Ege bölgesi, tarım bölgesi olduğu için katma değeri yüksek olan ürünlerin yetiştirildiği için de o da Ege bölgesindeki üreticiler ve ihracatçılara ciddi anlamda bir katma değer artısı ilave oluyor. O da iyi bir ürün yetiştiği için ve katma değeri yüksek olan ürünler. Malumunuz geçen gün Selçuk'ta şeftali turundan sonra örnek bir muz seramızı ziyaret ettik. Hep birlikte Sayın Valimizden beraber. Sayın Valimizin İl Tarım Müdürümüz özellikle ilçe kaymakamımızın dikmiş olduğu kendi ellerinden dikmiş olduğu muz fidanını ziyaret ettiler ve diktiklerinde küçücük bir fidandı. Maşallah boylarımızı geçmişti o fidanlar. Önümüzdeki belki Eylül-Ekim ayında da muz hasadını da yapacaklar. Buradan üreticimize de tebrik ediyorum. Örnek bir proje oldu Selçuk'ta özellikle Ege bölgesinde. Tabii ki bu Türkiye genelinde bu muz üretimi ciddi anlamda artıyor ve Bakanlığımızın, Tarım Bakanlığımızın vermiş olduğu bölgesel olarak teşvik desteğiyle beraber ciddi anlamda bir muz dikilişi var. İnşallah önümüzdeki yıllarda da ithal değil, biz ihracatını yapacağız. Sonrasında tekrardan o konulara değineceğim ama öyle zannediyorum ki sektörün en önemli değeri ithalata bağımlı olmaması. Ve katma değerin birebir Türkiye'de kalıyor olduğu gerçeği, bu vurgu üzerinden de sektörün önümüzdeki günlerde değeri çok daha fazla ön plana çıkacak gördüğüm kadarıyla. Doğru. Şimdi sizlerle sohbet etmeden önce ben biraz verilere bir bakayım dedim. Ben de dersimi bir çalışayım dedim ve gördüm ki Türkiye'nin meyve sebze mamul ihracatı üzerinde baktığımızda %40'ını Ege bölgesinden yapıyoruz. Martin Bey, ben bu konuda sizinle biraz sohbete devam etmek Martin istiyorum. Martin Bey'in mesleği olduğu için. Aynen öyle. Sanayici. Hemen nokta atışı soruyu size sormak istiyorum. Özellikle Ege bölgesi özelinden doğru baktığımızda da ihracatta lider olduğumuzu görüyoruz. Bu yapı özelinden baktığımızda şu andaki durumumuz nedir rakamlarla ve kendimize bu konuda nasıl bir yol haritası belirledik? Ana tabloyu sizden dinlemek isterim. Seda Hanım, davet ettiğiniz için teşekkür ederim size. Evet, Ege çok önemli. Türkiye zaten yani ürettiği ürünler, sebzeler, meyveler dünyada çoğu zaten lider. Sanayiye göre çok olumlu ürünlerdir. Bunlar içerisinde tabii ki kuru domates, işte turşular, konserve sebzeler, meyve suları, hazır yiyecekler, salçalar ve soslar, bunlar önde tercih edilen ürünlerdir. Evet, dediğiniz gibi %50'sinden fazla ürettiğimiz ürün mamul sektör olarak 186 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu da bizim kalitemizi ve çeşitliğimizi gösteriyor. Bu ürünlerde tabii Ege bölgesinden dediğiniz yani hava şartları, verimli toprağımız vesaire bunlar çok önemli. Aynı zamanda bu bazı ürünler yani hava şartları ihtiyacım olduğu için yani kuru domates üretmek için doğru hava şartları lazım. Onun için Ege tam bunun için o ürünlerde yani turşularda ve kuru domatesde %80 ihracat Ege'den gerçekleştiriyor. Yarattığı istihdam ve kullandığımız yerli ham madde net döviz getiriyor tabii ülkemize.
Bu çok önemlidir ve şu anda meyve sebze mamuller aşağı yukarı 1.7 milyar dolar geçen sene getirdi. Hı hı. İlk 5 ay bu ay %12 artışla 742 milyon dolar gerçekleşti. İnanıyoruz ki bu trend devam ederse ve hava şartları istediğimiz gibi, yani çünkü şu anda önemli ürünler çıkacak. İşte kirazlar var, işte vişneler var, çilekler zaten devam ediyor. Evet. Bunlar tabii dondurulmuş sektörde, işte salça sektöründe vesaire, domates zamanı başlıyor şimdi. İnanıyoruz 2 milyar doları gerçekleşecek. Yani inşallah bu sene. Pandemi tabii çok zor oldu herkes için. Ama gıda için çok önemli. Biz istikrarımızı devam ettik. Tabii ihtiyaç var dünyada zaten. Onun için biz şanslıyız. Şu yani gıda sektördeyiz. Bir de aynı zamanda Ege'de olduğumuzda şanslıyız. Ürünler iyidir. Özellikle bu süreç içerisinde ön plana çıkan ülkeler oldu mu peki, ürün bazlı baktığımızda, mamul bazlı baktığımızda? Tabii her zaman, yani ticarete baktığınızda Amerika tabii çok büyük bir ülke, çok büyük bir pazar. Tabii ürünlere baktığında Almanya bizim yine önemli pazarımız. Lokomotif. Evet, lokomotif olarak. Ama bu sene, yani sonra konuşacağız büyük ihtimalle, Urge projemiz var vesaire. Evet. Uzak Doğu'ya yöneldik biz de. İşte Kore, Japonya, Çin çok önemli bir müşteri olacak. Yani onlar tabii ki çok büyük ihracatçı, çok ucuzlar bazı ürünlerde. Ama aynı zamanda çok zengin bir kilit var. Şu yerli mal, yani yerli dedim de yani Çin malı değil, ihracat malı daha çok önem veriyorlar, daha çok güveniyorlar. Onun için inşallah onlar da bize destek olacak ve daha büyüyeceğiz ileride. Anladım. Hayrettin Bey, görev süreci özelinde de, birlik özelinde de yıllardır ihracatçı birliklerini takip eden bir gazeteci olarak kalıntı konusuna her zaman büyük bir hassasiyet gösterdiniz ve bu konuda son dönemde önemli çalışmalar, önemli projeler yürütüyorsunuz. Ben müsaadenizle bu konuya da bir vurgu yapmak isterim. Bugün bu konuda ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Projelerde gelinen çalışmalar ne aşamada? Biz birliğimiz olarak, sadece Ege Yer Sebze Meyve Birliği olarak biz bir proje oluşturduk. Hı hı. Pestleri biliyoruz, pestisitleri biliyoruz. Yani öyle bir projeyi adlandırdık. Hı hı. Tabii ki biz burada sahada bir ziraat mühendisimiz var, bünyemizde çalışan arkadaşımız var, sağ olsun ciddi anlamda emek sarf ediyor. Sabahleyin arabasına biner, doğru üretim bölgelerine. Geçen hafta, bundan 10-15 gün önce çilek bölgesinde, Aydın bölgesinde çilek üretiminde, oradan numuneler alıyor. Yaklaşık 1500 dönümde üretilen çileklerden işte değişik değişik seralan içerisinden çileği alıp ve laboratuvara, yani akredite olan laboratuvarlarda biz bunların analizlerini yaptırıyoruz. Tabii bu bir ön çalışma. Hani resmi olmamakla beraber bir ön çalışmamızı yapıyoruz ve burada bizim gayemiz hem yurt dışında, yurt içinde, yani tüketicilere sağlıklı bir ürün yedirmeye gayesi içerisindeyiz. Tarladan çatala güvenli ürün dediğimiz gibi, burada güvenilir ürün, bunların önünden işte bahçelerde, ondan sonra çilekten sonra işte efendime söyleyeyim doğrudan şeye, tarladan kiraz olsun, efendime söyleyeyim şeftali olsun, nektarin olsun, yani üzüm, bunlar hepsi üretim tarihlerine göre programladık. Projemize dahil ettik. Ürün hasadı başlayan ürünlerimize bölgeye gidip oradan tarladan alıp bunların analizlerini yaptırıp ve bunları gönül rahatlığıyla kendi ülkemize de, yurt dışındaki ithalatçı firmalarımıza da ürünlerimizi satabiliyoruz. Ne kadarlık bir alanda gerçekleşti bu proje? Bu önemli bir çalışma çünkü. Yani Ege bölgesinin hemen hemen birçok illerinden bu 1500 gibi. 1500 dönümlük sadece bunu Aydın, Çilek bölgesinde yaptık. Tabii biz yarın sofralık üzüm başladığı zaman belki 5000 dönümlük bir alanda yapacağız. Kirazda ciddi anlamda gene 3-4 bin dönümlük bir alanda yapıyoruz. Değişik değişik bahçelerden analize gidecek kadar böyle parti halinde bunların numunelerini alıp getirip analizlerini yaptırıyoruz ve bir laboratuvarlarında anlaşmamızı, sözleşmemizi yaptık. Ciddi anlamda bunların analizlerini yaptırıyoruz. Tabii bu
Ege bölgesinde ciddi anlamda bir alan teşkil ediyor. Sadece bir üründe 1500 dönüm. Burada sofralık taze üzümümüz var. Şeftalimiz var, nektarim var, salamura yaprağımız var, kirazımız var. Efendime söyleyeyim, mamul işte tekrardan turşuluk biberlerimiz üretilen salçalık domateslerimiz olsun, yaprak sarma yaprağımız var, kornişon salatalığımız var. Bunların hepsinin çok geniş böyle, bir ürün gamı. Tabii canım, bunların hasat dönemlerinde başlamadan önce biz bunların nominelerini aldırıp analiz yaptırıyoruz ve o bölgede gerçekten kalıntısız ürün, ruhsatsız ilaç kullanılmış mı kullanılmamış mı, bunların hep ön çalışmalarını yapıyoruz ve burada da bütün ihracatçılarımız olsun, tüketicimiz olsun gönül rahatlığıyla hakikaten çok iyi ve istenilen gibi ürün yetiştiriliyor. Buradan da üreticilerimize teşekkür ediyorum. Çok biz gerçekten memnun kaldık. Ve projeyi de uyguladığımız için son derece mutluyuz. Anladım. Mertin Bey, özellikle pandemiyle birlikte hepimizin tüketim alışkanlıklarında çok ciddi bir değişim oldu. Bu iş yapış şekillerimize de yansıdı ve en önemlisi herhalde hepimiz fuara gitmeyi özledik diye düşünüyorum. Birebir ürünleri görmeyi özledik ama ticaret durmuyor, hayat durmuyor. Bir taraftan da ürün satmak zorundayız. Böyle de bir gerçek var. Evet. Bu dönemde sanal fuarcılığın çok ön plana çıktığını gördük. Bir takım tanıtım faaliyetlerinin yapıldığını gördük. Siz birlik olarak bu süreci nasıl yönettiniz? Tanıtım çalışmaları ve faaliyetleri konusunda ne gibi etkinlikler gerçekleştirdiniz? Evet Seda Hanım, yani bizim için ve bütün ihracatçılar, üreticiler için, Türkiye'deki bütün insanlar için çok zor bir süreçten geçtik. 2 ay evde ne yapacağız? Bundan sonra ölecek miyiz, yaşayacak mıyız? Yani inanılmaz bir zor günlerdi. Ama dediğim gibi gıda sektöründe olduğum için yani durmak yoktu. Yani ürünler hasat etmemiz gerekiyordu. Onun için herkes devam etti yani çalışmaya ve ihracat birliğimiz destek oldu, büyük destek oldu. Burada tabii dediğiniz gibi pandemi sürecinde fuarlara katılmadı. Zaten hepsi iptal oldu aynı anda. Bir Tokyo vardı, bir West Expo vardı Amerika. Hep bunlar iptal olduğunda tabii ilk ihracatçılarımıza iade paralarını geri almak için bayağı büyük bir destek oldu İhracat Birliği. Aynı zamanda işte biz ne yapacağız bundan sonra eğitim programlar verdiler. İhracatçılar işte nasıl fuarlara katılacağımız bu sanal fuarı. Zaten Force vardı bizim ürettiğimiz Türkiye'deki bir sanal fuarı. Orada arkadaşlar çoğu katıldı. Çok değişikti. Ama bu süreçten çok çabuk uyum sağladığımızı düşünüyorum yani İhracat Birliği olarak. Yeni müşteri bulmak için çaba gösterdik. İşte elemanlara eğitim verdik birlikte. Burada tabii hepsi Zoom üzerinde oldu. Sanal oldu maalesef. Yani bir araya gelemediğimiz için. Ondan önce zaten Ticaret Bakanlığımızdan bir Urge proje vardı. Bunun Tur Quality vardı. Bu Tur Quality Las Vegas'ta bir üniversitede birlikte bir tanıtım yaptık. Oradaki arkadaşlar bizim ürünlerimizi yemek yaptılar. Ünlü şeflerle falan. O çok faydalı oldu. Yani biz elimizden geleni yani sürdürmek için yani ihracatımızı yaptık birlik olarak. Bu yurt dışı tanıtım fuarlar falan gene sanal olarak devam ettiğinde böyle pandemi bittiğinde bunlar hızlı bir şekilde devam edeceğine inanıyoruz. Onun için biz sürekli zaten İhracat Birliği üyelerimizin yanındayız. Ve onlarla birlikte biz pandeminin süreci bittiğinde çok büyük hızla fuarlara katılmaya devam edeceğiz bence. Bu yıl tamamen gene sanal ortamda götüreceğiz. Yani, anladığım doğrudur değil mi? Yani şu anda öyle gözüküyor. Yani yıl sonuna doğru fuarlar konuşuyor şu anda gene. Yıl sonuna doğru yani Japon şu anda söylüyor olabilir. Tabii ki bu insanlar daha çok yani inoculation olduktan sonra yani injection o zaman daha güvenebilir olabilir. Ama şu anda yani üyelerimiz sanal fuarlara katılıyorlar ve faydalı olduğunu biliyorum. Yani kendimiz de katıldık birkaç kere. Sevdik yani sanal ortamda. Yani ben şahıs olarak çok sevmedim. Çok daha az masraf var tabii. Yani burada eskiden otele gidiyordu falan ve aynı insanlarla ama gıda sektörü biraz farklı. İnsanlar ürünü görmek istiyorlar, tatmak istiyorlar.
Onu nasıl gerçekleştireceğiz? O tabii ki zor. Bir kültürel buluşma evet. da aynı zamanda. Yani hibrit model belki bu noktada bir çözüm olabilir ama evet. tek uzun vadede sanal evet. ortam. Evet. Ben biraz ürün bazlı da sohbet etmek istiyorum müsaadenizle. Özellikle Rusya tarafından domates ihracatına uygulanan kota biliyorsunuz ki 300 bin tona yükseldi. Bunun sektöre yansımaları nasıl olacak? Sektör kendini bunu nasıl hazırlıyor efendim? Seda Hanım, tabii ki bu 2017 yılından önceki işte malumunuz uçak krizinden önce bu kota yoktu domatese ve serbestti. Serbest. Gerçekten ciddi anlamda da. Bir domates ihracatımız söz konusuydu Rusya. Sadece domateste kota var. Öbür ürünlerimiz de herhangi bir kota yok. Ciddi anlamda gıdada da yok, evet. Rusya pazarını da önemsiyoruz ya açıkça söyleyeyim. Çünkü tarım ürünlerimizin birçoğu en yoğun ihracat yaptığımız ülkelerden biri de Rusya. Tabii ki biz burada işte her yıl 50 bin tonluk bir kota ilavesi yapılıyor. Bu da hakikaten ciddi anlamda bizler ihracatçılarımız da bakanlıklarımız da yoruyor. Biz bunun sürekli kota dolmak üzereyken bakanlıklarımız kapılarını, tim başkanımızın kapılarını aşındırmaya başlıyoruz. Kota doldu, ne yapacağız? Dolmak üzere ne yapacağız? Sağ olsunlar hükümet yetkililerimiz de tabii ki devrede her zaman için Allah eksikliklerini göstermesin. Sürekli ihracatçılarımızın demin de dediğim gibi nerede sıkıntısı varsa anında yanında olmaya çalışıyorlar. Her sene 50 bin tondan işte ilave ede 300 bin tonu bulduk. Bu sene de işte geçtiğimiz bir hafta 10 gün öncesinden bu sefer biz talep etmeden Rusya Tarım Bakanlığı tarafından bir 50 bin ton kotanın ilave edildiğini duyduk. Kendi Rusya tarafından yani oradaki almış oldukları kararı basından takip ettiğimiz kendi basınlarından yayınladılar ve tabii ki daha önceki taleplerimiz olmuştu işte kotanın dolmasıyla beraber fakat onlar da bekliyor. Vermiş olduğu kotayı doldurduktan sonra dolmadan da kotaya ilaveten bir daha ilave etmiyorlar. Kotayı doldurduk, 250 bini doldurduktan sonra 50 bin ton daha ilave edildi ve 300 bin tonluk bir domates kotamız oluştu. Ve bu kotanın aslında tamamen kaldırılmasından yanayız. Bütün ihracatçılarımızın ve üreticilerimizin de talebi bu yönden. Yani hiçbir ürüne kota yokken domatesin kotasının da olması bu da bizleri gerçekten üzüyor. Kaldırılması halinde ihracatımızda ne kadarlık bir artış olur? Yani şu anda 2020 yılında yapmış olduğumuz ihracat rakamının hemen bir iki misli daha artar diye düşünüyorum. Hemen müsaadenizle aynı paralelde bu yılın ilk 5 ayını da görmek isterim rakamlarla. Domates konusunda ilk 5 aylık dönemde ne kadarlık bir ihracat gerçekleştirdik Rusya'ya? Şu anda Rusya domatesinin ihracatını şöyle bir yere not almıştım da 2-3 katına çıkabiliriz. Zaten Rusya domates ihracatımızı %8'i geriledi. 2021 yılında ilk 5 ayında %8 gerideyiz. Gerileme yani. 2020 yılından ve her geçen gün de gerilemeye gidiyoruz. Fakat dediğim gibi biz bu kotanın kaldırmasıyla beraber ben şu 5 aylık bir rakamını buraya not almamışım. 2-3 misli mevcutun üzerine ihracat yapmaya gerçekten biz hazırız. İhracatçılarımız bunu taahhüt eder. Bu ihracat rakamını yapmaya. Fakat dileğimiz o ki bir an önce bu kotanın ortadan kaldırılması. Tabii şimdi Rusya devletine de bakacak olursak onların da tabii ki sera kurulmaları oldu. Domates üretimlerine başladılar. Belki sebze de üretiyorlar bilmiyorum. Fakat ciddi anlamda bir sera yaptılar onlar da. Domates üretiyorlar. Fakat ne kadar üretirlerse üretsinler muhakkak ki bizim mevsimsel olarak çakışmıyor. Onun için burada gönül rahatlığıyla ihracatımızı arttırabiliriz diye düşünüyorum. Siz kotaları kaldırın, biz gerekirse 2 katı, 3 katı üç katı domates ihracatı yaparız diyorsunuz. Evet. Bu gücümüz var diyorsunuz var Allah'ın, sektör Allah'ın olarak. İzninden. Müsaadenizle katma değerli üretime ben tekrar dönmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin aslında ihracat özelinde en fazla üzerinde konuştuğu konu başlığı hem kilogram başına birim fiyatın arttırılması hem de katma değerli üretime vurgu. Bu özelden baktığımızda sektör kendisini nasıl hazırlıyor? Katma değerli üretim konusunda ne noktadayız?
Şimdi hoş geldiniz. Esir mamul sektör budur. Kusura bakma başkanım. Şimdi iki faktör var. Tabii ki artan meyveler var, ihracat. Yani en iyi meyve zaten taze ihracat taze olması diyor. Veya taze tüketmesi gerekiyor. Hepsini ihracat demeyeceğim. Hiç piyasaya da en iyi meyvelerini gönderiyoruz. Tüketmemiz gerekiyor tamam. Başkanım. Artan meyveler var veya ikinci kaliteler vesaire. Bunları biz... Üretim fazlası. Aynen. Gibi. Veya birinci kalitede yapılıyor. Ve biz bunu işte katma değer diyoruz. Yani bir konserve yaparsan veya bir kurutursan veya bir dondurursan vesaire. Şimdi o yarı mamul gene. Çünkü bu bir fabrikaya gidiyor ve fabrika onu pakete koyuyor. Ondan sonra onu işte rafta işte şeyle markayla satıyor. Şimdi katma değer son tüketiciye göre gene daha artıyor. Örnek vereyim. Bir bar iron'lı metal $5'dır. Neyse $5'dır. Onu atlara ayak yaparsan o shoe horns dediğimiz onun ismi nedir? Nal. Kelepçe mi? Nal mı? Nal. Hayır. Atların ayaklarına takılan bir şey var ya şeyden metaldan böyle. Horseshoe şu. Nal. Evet. $12'dır. Yani 5'ten 12'ye çıktı. Şimdi o ürünle biraz daha katma değil yani şey iğne yaparsan iğne yani needles. Boya. Yok yok. İğne. Yani, evet. İğne yaparsan onun kilosu $3,500 olur. Yani bar sorry kilosu değil bar. Ama onu saatlerde bir spring varsa bu şey o zaman o yakal. $300,000 oluyor. Şimdi ne kadar işliyorsun ürünü güzel değer yükseliyor. Bizim amacımız tabii Türkiye'de herkes maalesef yani katma değer dediğinde farklı düşünceler var. Ama herkes aynı iş yaptığında tabii ki fiyat rekabeti oluyor. Şimdi biz ülke olarak çok zengin bir ham maddemiz var. Bu ürünleri yani ülke olarak tamam ürünler var ama biz aynı zamanda şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Yani insanların bakışı. Burada herkes aynı işi yaparsa o zaman çok mal var o zaman fiyat düşer. Katma değer dediğimizde yani bir zaten üretim alanı var. Burada iki misli üretirsen yani sonunda bir sınır var. Daha fazla üretemezsin. Ama döviz veya para elde etmek istiyorsan onu değiştirmen gerekiyor. Yani ürünün yapısını değiştirmen gerekiyor. Bu da yani dediğim gibi kurutabilirsin ama yeni kurutma var. Türkiye'de şimdi freeze dried denen bir şey var. Yani dondurmak kurutma, sublimation teknolojiyle. Tabii ki o zaman fiyatlar çok daha artıyor. Ben kendimden de bahsediyorum. Bizim katma değerli ürün yani çocuklara yönelik sağlıklı atıştırmalık üretiyoruz. Örnek vereyim Haribo çok başarılı bir üründür. İşte şeker, glukoz vesaire. Ama bunu Türkiye'de meyve, o kadar meyve var ki bu meyveleri de biz kullanarak yani şeker kullanmadan hem ülkemize hem ihracata çok daha katma değerli ürünler yapabilir. O zaman ortalama fiyat atıyorum. Diyelim güneşte kurutulmuş meyveler $3-$4'sa, $5, $6'sa diğer meyveler yani bizim yaptığımız kırmızı meyveler vişne gibi, kiraz gibi, çilek gibi yani $10-$15'lara kadar değişebilir. Bu tarz yatırıma aç alanlar hangileri peki? Hemen o zaman girişimcilere mesaj da verelim bu noktada. Şimdi tabii ki buna bakarken yani kesinlikle meyve kurutma dediğim fırınlarda bence büyüyebilir. Çünkü insanlar artık yani pandemi sürecinde daha sağlıklı beslenmeleri istiyor. Onun için onlar yediklerine bakıyorlar işte arkasında ne var. Ve şeker direnen ürünler veya alerjik yani potasyum sorbat gibi veya neyse onları tercih etmiyorlar. Türkiye'de o kadar meyve var ki yani şeftali zamanı başlıyor. Yani şeftaliyi dedim kurutabilirler. Yani küçük de başlayıp ondan sonra büyüyebilirler yani. Sağlıklı atıştırmalar dediğimiz ürün gruplarında hangileri ön plana çıkıyor peki? Mesela siz bu alandayım dediniz. Tabii. Yani başarılı bir şekilde barlar var. Biliyorsun meyve barlar. Meyve barları. Evet yani insanların yani yeme alışkanları değişti. İşte öğünler var şimdi. Öğünlerde çok iyi alternatif ürünler var. Ondan sonra dediğim gibi bu kurutulmuş meyveler var. Hele vişne. Vişne çok önemli çünkü meyvelerin en üst değilim serbest radical emme kapasite dediğimiz yani antioksidant. Vişne de var. Bütün meyvelerde yani yaban mevsiminde 8500 adet var bu orak değilimde. Ama vişnede 13.500 var. Yani biz bunu bilmiyoruz tabii Türkiye'de veya çok bilen yok. Ama bu şey anti şey için çok çok faydalı meyveler var.
Hı hı. Onun için onları biraz daha, yani bizim yaptığımız osmotic dehydration dediğimiz nedir bu? İşte elma suda beklettikten sonra 3-4 gün ondan sonra biz kurutuyoruz. Hı hı. Meyve o zaman daha iyi tadı var, daha yumuşaktır ve çok daha kullanabilirsiniz. Diyelim çikolatada veya keklerde veya atıştırmalıklarda vesaire. Hı hı. En önemli şey yalnız güneşte, yani sezonda kurutmaya gerek yok. Biz donuktan da kurutabileceğimiz için 12 ay kurutma fırsatımız var. Bu hem kapasite arttırıyor şirketin, aynı zamanda tabii ki ürünleri çok daha değerlendirebiliyoruz. Biraz da pazar çeşitliliğinden sohbet etmek isterim müsaadenizle. Türk ihracatçısının belki de son dönemde öğrendiği en önemli değerlerden biri tek pazara bağımlı olmama gerçeği. Evet, Avrupa bizim için lokomotif bir pazar, kabul ediyorum. Ama son dönemde sizin sektörünüz dahil olmak üzere Uzak Doğu pazarına doğru bir yöneliş olduğunu görüyoruz. Evet. Bu pazardaki karnemiz nedir Hayrettin Bey? Orada ne kadar yol alabildik? Ve özellikle hangi ürün gruplarıyla daha da sesimizi duyurabiliriz, ürünlerimizi sevdirebiliriz? Bu konudaki tespitlerinizi de almak isterim. Şimdi biz tabii ki alternatif pazar sürekli üretmeye çalışıyoruz ve ve arayış içerisindeyiz. Bu işte pandemi süreci başlamamış olsaydı zaten bizim iki tane UGE projemiz vardı. Bir tanesi yaş sebze meyve, bir tanesi muamül üzerindeydi. Hı hı. Fakat ne yazık ki pandemi, tam projelerimizi bitirdik. Ticaret Bakanımızın onayını alır almaz pandemi süreci başladı ve projelerimizi şu anda hiçbirini gerçekleştiremedik. Bunları biz tabii ki Uzak Doğu üzerinde gerçekleştirmiştik. Tabii başta işte zaten Rusya dedim ya, demin de bizim hemen hemen yaş sebzede, özellikle sebze meyvede ilk ihraç, yoğun çalıştığımız, ihracat yaptığımız ülkelerden birisi. Hı hı hı. Tabii bu Uzak Doğu dediğimiz zaman Güneydoğu Asya pazarı sektör için çok önemli. Çin, Halk Cumhuriyeti olsun, bu pazarlara biz yönelmek istiyoruz ama Çin'e geçen sene biz ve evveli sene tam kirazın bitme noktasında Çin kirazı iki ülke arasındaki protokollar imzalandı ve kiraz ihracatına başladık. Yani 2019 yılında. Hı. 2019 yılından sonra 2020 yılında tekrar devam ettik. Hı hı. Fakat 2020 yılının gene kiraz bitiminin sonlarına doğru gene yasaklandı. Hı hı. Şu anda tabii ki Çin özellikle önemsediğimiz bir pazar. Fakat bunu tabii ki bakanlıklarımızın da bilgisi dahilinde, işte hı hı. Tarım Bakanımız özellikle sağ olsun yakinen ilgileniyor. Ticaret Bakanlığımız olsun. İnşallah açılacak diye böyle bekliyoruz. Fakat umutluyuz ki açılacak. Orayı da önemsiyoruz. Sadece tabii kirazdan kalmamakla beraber, işte dediğim gibi bizim projelerde gerçekleşmiş olsaydı, pandemi olmamış olsaydı, hı hı hı, ciddi anlamda bir seyahatler yapacaktık bu Uzak Doğu'ya. Hı hı. Fakat gerçekleştiremedik. İnşallah önümüzdeki bu pandemi süreci bittikten sonra bunları gerçekleştireceğiz ve hayata geçireceğiz. Ürün bazında bana ya Seda, işte özellikle evet kiraz dediniz ama diğer ürün bazında... Sert çekirdekli meyveler, işte çilek olabilir, kayısı olabilir, erik olabilir, şeftali elma olabilir, nektarin olur, sofralık taze çekirdeksiz üzüm olur. Hı hı. Ne bileyim işte bu egzotik meyveler de ciddi anlamda üretmeye başladık. Hı hı. Zaten başta muz, bir de demin de söylediğiniz gibi ürettiğimiz ve ihraç ettiğimiz ürünlerimizin %100'ünü ithal ürünü olmadan üretip ihraç ediyoruz. Bu da bizim ekonomimize ciddi anlamda bir katkı sağlıyor. Biz tabii ki burada şimdi İzmir'de de, Ege'de özellikle birkaç çeşit şu anda deneme aşamasında, mesela ejder meyvesi geçen sene işte biz yönetim olarak tropikal ürünler boyutunda tabii üreticiyi de ziyaret ettik. Gerçekten ciddi anlamda bir ejder meyvesi üretmiş ve tebrik ettik. Örnek bir proje oldu Ege'de. Ejder meyvesinde yani katma değeri yüksek olan bir ürün. Kivi üretimi arttı Türkiye'de. Kivi ihracatı başladı ki eskiden hep ithal ettiğimiz ürünlerdi bunlar. Ejder meyvesi olsun, ananas olsun, avokado olsun. Yani şu anda aklıma gelmeyen bir sürü ürünler ve üretmeye başladık. Kivi ihracatına başladık. Hı hı. Önümüzdeki yıllarda inşallah
ithal ettiğimiz ürünlerin birçoğunu biz ihracat yapacağız. Bu da ciddi anlamda bizlere hem ülkemize hem katma değeri ve döviz girdisi sağlıyor. Bu da üreticilerimize de tabii ki bir hevesleniyor. Mesela şu anda Ege'de özellikle ciddi anlamda bir avokado dikilişi var. Özellikle Ege bölgesinde ve mandalin bölgesi. Mandalin yetişen bahçelerin içerisinde avokado dikmeye başladı üreticilerimiz. Tabii bunlar da teşvik ediyor. Bizler de üreticilerimiz olsun sürekli. Alternatif ürün tarımını. Olarak. Yani alternatif değil ürün mi? Olarak tabii ki çeşitliliğimizi ve sürdürülebilir ürünlerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Bu da üreticimize de ciddi anlamda bir mevcut gelir üzerine bayağı bir katkı gelir sağlıyor. Demin Marti Bey'in dediği gibi işte katma değeri yüksek olan ürünler işte hep öyle algılanıyor ama tabii katma değeri yüksek olanların alternatif ürünler üretmek lazım. İşte sanayiye alınmış olan ürünler var. Mesela pırlanta ayarında olan pırlantanın değeri yüksek. Bir altında ne var? Altın var. Bir altında ne var? Gümüş var. Böyle katma değerini yükseltip ürünün çeşitliliğini arttırabilmek. Katma değerini yükseltebilmek işte çeşitliliğini arttırıp ve katma değeri zaten otomatikman artıyor. Siz bir şey söyleyecektiniz hemen bağlayayım. Tamam. Ben ondan sonra diğer soruya geçeceğim. Sizin ekleyeceğiniz... Evet, yani başkanımla ilk başladığımızda zaten aynı şey dedik. Yani biz nasıl faydalı olabiliriz üyelerimize? Oradan tabii ki yol göstermemiz gerekiyor. Bir de aynı zamanda örnekler olması gerekiyor. Şimdi biz ilk zamanlarda işte bizim her ay ihracatımız ne kadardı, ne üründe? Ondan sonra baktık kilogram bazında ne kadardır? Ve ondan dedik tamam kilogram geçen seneye göre arttı. Ama fiyat düştü. Tabii sebepler olabilir. Nedir? Hava şartlarıyla daha az vesaire. Ama baktık diğer ülkelere de aynı ülkeler değilim. Aynı ürünleri üreten ülkeler ve onların ortalama satış fiyatı baktık. Ve oradan tabii baktık ki gerçekten yani biz hep birlikte, birlikte dediğimde yani birlik olmamız gerekiyor. Yani biz olarak, ben değil artık yani. Onun için bir dedik bak biziz. Bu önemli bir vurgu. Evet, çok önemli. Çünkü Türkiye'de yani bir ihracatçı, yani dediğim gibi çok ihracat demek değil çok döviz. Yani bunlar akıllı olmazlarsa. Onun için bunlar yani öğreniyorlar tabii. Çünkü yurt dışında görüyorlar. Yani çok çalışmakla çok para kazanmak değil. Akıllı olmak lazım. Aynı zamanda ürünleri dediği gibi başkanımız yani sürdürülebilir bir ürün. Yani doğru kalite ürün üretmemiz gerekiyor. O kaliteli ürün dayanıklı. Doğru değil. Taze sektörde tabii bunun hydrocooling veya soğutma sistemi var vesaire. Ayıkladığınızda müşterinin imajı. Şimdi burada insanlar ihracat yaparken bir ülke temsil ediyorlar. Yani bir şirket değil ilk. O ürün Türkiye'den geldiyse ve müşteri beğenmediyse Türkiye'ye bir damga vuruyor. Onun için yani bunu anlamaları gerekiyor. Yani bu sektörde başarılı olmak için onlar maybe başarılı olur, ihracat yaparlar ama doğru fiyattan satmazlarsa diğer şirketleri etkiliyorlar. O zaman bütün gelirimiz düşüyor. Yani bu örnekleri zaten dediğim gibi geçen gün valiyle birlikteydik kiraz olarak. Türkiye en büyük kiraz üreticisi dünyada. Hem vişne hem kiraz. Yani çok birlik birler var en büyük. İşte kayısıcı, ondan sonra üzüm, fındık, incir. Yani bunlar yani gerçekten altın. Yani Türkiye çok şanslıdır bu ürünleri ürettiği için. Ama baktığında ihracat fiyatımıza neden soruyorsun yani? Neden? Başka ülke var mı rekabet edecek? Hayır, çünkü kendi kendimize rekabet ediyoruz bu konuda. Kendi içinizde bir acı yani, rekabet ediyorsunuz. Evet. Onun için bizim istediğimiz biz de kaliteli rekabet edelim. Fiyat da değil. Kalite, kalite, kalite. Bir ülkeyi temsil ediyorsan en iyi ihracat yapman gerekiyor. Bir de en çok aynı zamanda en iyi fiyatta. Ortalama fiyat önemli. Onun için biz şey dedik aramızda yani biz ne yapabiliriz? Tabii destek olmak amacımız var. Ama aynı zamanda Türkiye'nin imajımızı yükseltebilirsek bir de hatasız ürünlerle. Yani hatalı ürün zaten o zaman Türkiye problem yaşıyor veya ürünler orada diyelim doğru ihraç, doğru ithalatçıya verilmedi. Yani bunlar da var. Yani müşterimizi de doğru seçmemiz gerekiyor. Doğru fiyatla, doğru ürün, doğru kalite. Doğru o zaman müşteri. Evet, doğru müşteri. Onun için o bizim yani dediğim gibi ortalamalara baktık. Yani gene hep şey bahsediyorum. Yani Şili ülkesi o da ihracat yapıyor. Tabii ki en büyük fark onlar kışta bizim yazımız. Onun için rekabet etmiyoruz. Onların ihracat zamanında daha az ülke var. Yani önemli Amerika gibi. Şu çok ihracat yapıyor ve bizim en büyük değilim Türkiye'nin rakip ülkesi değilim tam zamanında. Maybe
Amerika'dır. Yani çünkü Amerika çok üretim yapıyor. Ama Şili'nin yani büyükelçiyle birlikte geçen sene konuştuk. Dedi bizim kiraz ihracatımız Şili şarabı geçti miktar olarak. Ne demek miktar olarak? Dedi 2 milyar doları geçtik. Şimdi ortalama fiyatı bir daha yüksek çünkü daha az ülke var rekabet edecek. Ama bunu inanmamız gerekiyor. Hep ben gıda sektörü girdiğimde bir tane çok değerli bir arkadaşım vardı. Martin dedi. Bunu unutma dedi. Sen ne kadar yani bir ürün diyelim 1 dolarsa sen onu 50 kuruşa satarsan insan 2 misli yemeyecek. Bunu unutma. Onun için sen fiyatı düşürme çünkü insan 3 öğün yemek yiyecek. Onun için fiyatla hiçbir zaman ben rekabet etmedim. Ama yükseltirken bu fiyatları tabii ki çok yüksek fiyat fark varsa arasından o sattıysa ben de satayım bu fiyattan diyenler var. Yani iyi matematik yapan amortizman artı kar artı vergi. Onun için bizim istediğimiz daha iyi fiyata satabilirsek o zaman daha çok gelir gelecek, daha çok döviz, daha çok vergi ödeyecek, daha çok çiftçi ödeyebilecek ve çiftçi mutlu olacak ve artık şehire taşınmayacak. Çünkü orada yerinde daha çiftçi mutlu olacak. Çiftçi köyünde kalacak bu tabii, şekilde. Onun için yani hep birlikte tabii ki büyük destek oluyor başkanımız kesinlikle yani orada çiftçilere falan yani orada anlatıyor aynı zamanda. Onlar da tabii ki zorlanıyor ama sonunda hep birlikte yani ihracatçı ve çiftçi birlikte daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Madalyonun iki yüzlü gibisiniz aslında. Baktığınızda evet. Demin konuşmanızın bir bölümünde sürdürülebilirlik vurgu yaptınız. Bu önemli bir şey. Ben bunun üzerinden şunu merak ediyorum. Şimdi hem iç pazarda hem dış pazarda ciddi anlamda bir talep artışı oldu belli ürün gruplarına. Bizim ağaç varlığımız ve verimi itibariyle baktığımızda önümüzdeki dönemdeki talep artışına cevap verebilecek güçte miyiz? Bu konuda çiftçiyi, bu konuda tarlamızı nasıl hazırlıyoruz? Burada siz kendinize nasıl bir yol haritası belirlediniz? Neler yapıyorsunuz? Biz burada tabii ki bu pandemi döneminde zaten malumunuz bütün dünya sıkıntı yaşadı. Ve çok şükür bizim Türkiye hem üretimde hem ihracatında hem iç tüketiminde gerçekten hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Ve önümüzdeki tabii sürdürülebilir olması için de ciddi anlamda tarıma bir yönelme var. Ve çok şükür ki yani neredeyse sanayiyi bile geçti diyebilirim. Çünkü tarım hakikaten insanlar artık sanayiciler bile tarıma yönelmeye başladılar. Tarımın ne kadar önemli olduğunu bu pandemi dönemi içerisinde bütün dünya anladı. Biz de tarımı gerçekten daha fazla önemsemeye başladık. Ve birçoğumuz da üretime, hem üretim hem ihracat hem iç piyasaya ürün yapmaya başladık. Burada çok şükür ki şöyle tabii Türkiye'nin birçok tarım bölgelerini geziyoruz. Sürekli alandayız. Üreticilerimize, içeceğiz, ihracatçılarımıza, işte devlet dairelerimizde, işte il tarım müdürlükleri, ilçe tarım müdürlükleri, ziraat odaları, STK'larla sürekli içeceğiz. Ve bizim şu tarım üretme özellikle olayı şöyle baktığımız zaman ciddi anlamda hem ihracata hem iç piyasa ya yetecek ve fazlası bile üretim elimiz güçlü var orada diye diyorsunuz. Ve çok güçlüyüz ve çok şükür ki altyapımız da çok sağlam. Tarım alanlarımız çok güçlü, topraklarımız var, yeraltı kaynaklarımız var, işte sulama barajlarımız var. Bu konuda çok şükür Türkiye özellikle tarım sektörü çok şanslı. Hasat edecek, çalışacak yeterli işte tarım sektöründe çalışacak kardeşlerimiz son derece yoğun bir şekilde bunları da çalıştırabilecek bir kapasiteye sahibiz. Onun için Türkiye olarak biz çok şanslıyız diyebilirim. İhtisas organize sanayi bölgelerinin de son dönemde ciddi anlamda ön plana çıktığını görüyoruz. Tarım burada gene dikkat çekiyor ve bizim kendi bölgemiz özelinde baktığımızda da Dikili'de bir tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulması için çalışmalar yürütüyor. Siz bildiğim kadarıyla burada müteşebbis heyettesiniz. Oradaki gelişmeler neler? Orada bize keyifli verebileceğiniz yeni mesajlar var mı? Onları şimdi burada isterim. Tabii ki özellikle Dikili'deki kurulan tarıma dayalı organize sanayi bölgesi ciddi anlamda
Yani tabii ki Türkiye'de birkaç ilimizde var ama bu Dikili özellikle Türkiye'ye örnek bir proje diyebilirim. Evet. Burada da ciddi anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, Tarım Bakanımız olsun, bölge milletvekillerimiz olsun ciddi anlamda bu projeyi önemsiyorlar ve destekliyorlar. Şu anda parselasyon yapıldı ve parseller şu anda hazır. Yatırımcıyı bekliyor ve ciddi anlamda da bir talep var oraya. Orada tabii ki örtü altı, sera dediğimiz zaman da sanki böyle sadece işte sebze üretilecekmiş gibi böyle bir algı oluşmuş bizlerde ama maalesef öyle değil. Bu örtü altında erkencilik, turfanda dediğimiz herhangi bir ürünü üretebiliyorsun. Mesela Mersin taraflarında şu anda seranın içerisinde üzüm üretiliyor. İlk turfanda çıkan üzümler seranın içerisinde üretilen üzümler. Şeftali üretiliyor, nektarin üretiliyor, kayısı üretiliyor, erik üretiliyor. Bunlar hep örtü altında. Örtü altı. Ve erken yani. Turfanda dediğimiz ürünler, katma değeri yüksek olan ürünler ve kaliteli ürünler yetişmekte. Çünkü örtü altında üretiliyor ve ciddi anlamda yani bir doğan çocuk, bebek gibi nasıl, bebeğe nasıl bakılıyorsa bunları da aynı şekilde gece gündüz. Tabii ki onları üreten üreticilerimiz de belki yeri geldiğinde seranın içerisinde yatıyor. İşte eksi dere soğuk vurmaması için, eksi derecelere düşmemesi için veya orada ısıtma sisteminde kurmuş seranın içerisinde belli belirsiz derecelerin altına düştüğü zaman orayı ısıtıcısı veya kalorifer sistemi varsa, sobada ısıtıyorsa bunun hazırlığını yapıyor böyle. Hava şartlarının riskli olduğu geceler o seranın içerisinde veya başında muhakkak ki nöbet tutuyor ki şeyde de aynı şekilde yaşıyoruz. Kışın üretilen sebzelerde Antalya bölgesinde. Bunun için önemsediğimiz bir proje bu. İnşallah bu da tabii Ege'miz için ve Türkiye'miz için hayırlı uğurlu olur. Burada da 1 milyar dolar civarında bir ihracat artımız olacak diye bir böyle kaba taslak bir hesap yaptık biz böyle kendimizce. 3500 kişiye bir iş istihdamı yaratılacak bu. 3000 dönüme yakın bir organize kuruluyor buraya. Yaklaşık tabii ki işte sosyal binaların dışında işte sanayi, özellikle sanayi olan yer var. Tarıma dayalı olan yer var. 2200 dönüme yakın bir tarım. 600-700 dönüme yakın da sanayi işte orada. Hem tarım hem sanayi bir arada oluşacak şekilde bir altyapıya sahip ve burada da ya ciddi anlamda da yaklaşık mevcutun yani oradaki parsellerin yaklaşık %300-400 üzerinde bir müracaat vardı. Tabii ki biz burada da yönetimde de almış olduğumuz bir karar vardı. Özellikle orayı rant için değil, üretim için, tarım üretimi yapacak olan ciddi anlamda tarımı üretecek ve ihracatını yapacak ve iç piyasaya satacak. Öyle bir yatırımcı seçiyoruz oradaki yatırımcıları. Onun için tabii bir bazılarını da eledik. Bazıları ciddi anlamda orada hakikaten bu yeri alacak. Rant peşinde olmadan orada üretim yapacak ve hem ülkemize ekonomi katkıda bulunacak hem de orada istihdam sağlayacak bir sürü kardeşlerimiz olacak. İnşallah iyi bir proje olur ve şu anda gün geçtikçe böyle projenin sonuna gelmekteyiz. Önümüzdeki 2022 yılında inşallah oradan ürün hasadı yapacağız diye bir plan yaptık. 2021 yılının sonlarında da ekiliş olur diye düşünüyorum. Yönetmen arkadaşım bana son 5 dakikanız diyor. Dolayısıyla da hemen Urge projelerini sormak istiyordum. Vaktimiz yetmedi. Çok aslında soru vardı aklımda ama belki ikinci bir programı sonra tekrardan İnşallah. Yapmak nasip olur. Urge projeleriyle ilgili ne aşamadayız? Onu almak ve sonrasında da eklemek istediğiniz mesajlarla toparlamak isterim. Öncelikle sizinle. Tabii ki. Teşekkür ederim. Yine projenin tam açılımı, yani bu Urge dediğimizde, uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesidir. Yani ürün geliştirme olarak Urge değil, bu Urge. Burada Ticaret Bakanlığı'ndan %75 destekleyen bir projedir. İhracat Birliği olarak biz hem yaz sebze meyve hem mamul sektörüne duyuru yaptık bütün üyelere. Ve 19 tane taze sebze meyve şirketi ve 14 tane
işlenmiş meyve, yani mamul sektörü diyelim, onaylandı. Maalesef onları çok yapamadık çünkü tabii pandemi geldi. Ama amaç orada yeni danışmanlarla birlikte yeni pazarları araştırdık. İşte hedefler nerededir, nereye gidebiliriz, nasıl satarız oraya. O süreçteyiz şu anda. Çok önemlidir. Tabii ki dediğim gibi daha ilk önceden yani Avrupa çok önemli bir yani bir diyelim destination yani bizim için ürünler satış için ama dünya diğer ülkeler de çok önemli Uzak Doğu vesaire. Onun için biz birlikte hep planladıydık yani oraya gitmek ama gidemedik. Ama pandemi biter bitmez ürünleri yani... Sizi yoğun bir mesai bekliyor pandemi. Aynen öyle, aynen öyle. Bunun dışında eklemek istediğiniz başka bir husus var mı? Yok, teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için. Hayrettin Bey, sizin son mesajlarınızı alarak... Ben şu dergiyi alabilir miyim? Evet, tabii ki efendim. İyi evet. Hatırlattınız. Biz tabii ki yönetime geldiğimiz beraber arkadaşlarla tabii ciddi anlamda bir çalışma yaptık ve bir değişiklikler yaptık. İşte geldiğimiz zaman işte bir ziraat mühendisi aldığımız bünyemizde bir halkla ilişkiler bir hanım kardeşimizi aldık. Şu anda ikisi sürekli sahadalar. İhracatçı üyelerimizi tek tek ziyaret ederler. Hiç durmadan. Üreticiyi ziyaret ederler. İlçe tarım müdürlükleriyle beraber, ziraat odalarıyla beraber sürekli işare halindeyiz. Tabii bunun da çok faydalarını gördük. Tabii hani bir ağaç dikersin, iki sene o ağaca bakarsın, üçüncü sene meyvelerini almaya başlarsın. Bizimkisi de öyle oldu. Tabii ki Marti Bey'in de demin dediği gibi ben değil, biz olacağız dedik. Biz tabii ki bu pandemi olmamış olsaydı biz sahada gider toplantılarımızı orada yapardık. Üreticiler olsun, İhracatçılarımız olsun, bizim kendi yönetim kurulu üyelerimiz, arkadaşlarımız, ihracat birliğinde çalışan görevli arkadaşlarımızla beraber Afyon'a kadar giderdik, Fethiye'ye kadar gittik, Muğla'ya gittik, efendime söyleyeyim İzmir'de, Manisa bölgesinde yoğun olan ürün hasadı başlar başlamaz gider orada o yerel yöneticilerle beraber toplantılar yapardık. Oradaki üreticilerle iç içe olurduk. İşte eksiklerimiz nelerdir, artılarımız nelerdir, neler üretmemiz lazım, hangi ülkeye göre ürün üretmemiz lazım. Bunların ciddi anlamda çok faydalarını gördük. Bu rakamın da 738 milyon dolardan 1 milyar 40 milyona çıkarılması da yani o da tesadüf değil. Bunlar da çalışmalarımıza bağlıyoruz. Burada da bir hasat ve ötesi diye bir dergi yaptık. Burada tabii kameralarda şöyle görüyor değil mi? Ciddi anlamda bundan da bir rağbet, geri dönüşler aldı. Dönüşler oldu ve rağbet gördü. Burada tabii fuarlara giderken ciddi anlamda burada sırayla tabii hem üyelerimizin burada kendi özgeçmişini anlatıyor, kendi ürettiği ürünü, ihracat yaptığı ülkeleri hepsini burada anlatıyor. Burada yurt dışında da fuarlarda biz bu dergilerimizi ve yurt dışında dağıtırken ciddi anlamda da bunun dönüşü oldu bizim hem üyelerimize ve tabii biz üyelerimizin tamamını bitiremedik. Ama inşallah sırayla gidiyor. Tabii birinci sayıdan başladık. Şu anda herhalde dördüncü sayıdayız. Ama binin üzerinde bir üye sayımız var. İnşallah bütün üyelerimizi bu dergiye hepsini tek tek röportajını alıp burada kendisini anlatacak ve bu dergide tanıtacağız. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ne iyi ettiniz de geldiniz diyorum. Ben programı geçtiğimiz hafta sonu konuşmanın başında da sohbetin başında da belirttiğim gibi hasat şenliğindeki görüntülerle kapatmak istiyorum. Muhabir arkadaşımız Hilmi Erdoğ ve kameraman Musa Kaçmaz'ın görüntüleriyle hasat şenliğindeki hikayeyi izleyicilerimizle paylaşmayı arzu ederim. Herkes için keyifli, bereketli bir hafta olması dileğiyle diyorum. 15 gün sonra Hasat ve Ötesi programında görüşmek dileğiyle iyi akşamlar. İzmir Ege bölgesinin başkenti işte Herodot'un güneşin gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü dediği, bizim Evliya Çelebi'nin de dağlarından ya ovalarından Balaköy dediği bereketli ovaların ortasındayız. Selçuk Ovası da onlardan birisi. İzmir'in önemli meyve üretim merkezlerinden birisi burası. Siz de söylediğiniz gibi şeftali hasadıyla başlıyor. Devamında mandalina, nar ve birçok ayva meyve de Türkiye için önemli üretim merkezlerinden birisi. Meşakkatli bir iş bu iş. Sabah 4'te başlıyormuş işçiler. Bugün saat 12'ye kadar 1'e kadar devam eden bir mesai. Ama güzel, bereketli, bol kazançlı bir iş. Yaklaşık 16 bin dekar şeftali var.
Selçuk Ovası'nda 36 bin ton da hasılat ürün var. Geçtiğimiz yıl 154 milyon dolar ihracat yapılmış. Bu sene 170 milyon doları bulması bekleniyor. Yaptılan her ihracat ülkeye katma değer olarak önemli katkılar sağlıyor. Bunlar ihracat yapıyorsunuz, dışarıdan ithal girdiğiyle yaptığınız ihracatın çok bir anlamı yok. Yani bunlar sıfır maliyetle yapılan ihracatlar. O anlamda da çok önemli. Yani katma değeri yüksek ülke açısından. Daha bunları nitelikli hale getirmemiz lazım. Kalkınmış ülkeler, biz her zaman söylüyoruz, her metrekare toprağını ve her bir ferdini en iyi şekilde değerlendiren ülkeler. Biz de Selçuk Ovası'nı, Küçük Menderes Havzası'nı, İzmir dağlarını, ovalarını, denizini, tarihini, turizmini, sabah bir gastronomiyle ilgili bir faaliyet yaptık biliyorsunuz. Ege mutfağını, Ege kahvaltılarını, İzmir kahvaltı, tescilli, coğrafi tescilli ürünlerle oluşan bir Ege kahvaltısını sunduk yabancı misyona. Bunları iyi tanıtabilmemiz lazım. Katma değere dönüştürebilmemiz lazım. Ülkemizi her anlamda kalkındırmamız lazım. Vatandaşımızın emeğinin karşılığını alması lazım. İşte sabah 4'ten gece 4'ten başlayan mesailerle insanlarımız emek sarf ediyorlar. Değerini bulması lazım üretilen ürünlerin. Ülke olarak hep birlikte çalışarak, katma değer oluşturarak kalkınacağız. Ben öncelikle çiftçilerimize bol, bereketli, hayırlı bir sezon diliyorum. Kazançlı bir sezon diliyorum. Ziraat odalarımıza, diğer bu alanda çalışan, faaliyet gösteren, ürünümüzü ihraç ederek onun kıymetini artıran, değerlendiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun Sezen. Öncelikle hoş geldiniz Selçuk diyarımıza. Çok gerçekten tarım diyarı diyebilirim burası. Birçok çeşitlerimiz var. Burada katma değeri yüksek olan ürünlerimiz var. Şeftali bu sene hava şartlarından dolayı malumunuz tabii ki hava iklim tam çiçek dölleme zamanlarında biraz soğuk gitmesinden dolayı ilk erkenci şeftalilerimiz biraz rekolte düşük. Ama ondan sonraki gelen, çünkü çeşitliği çok, uzun vadeye yayıldığı için Eylül, Ekim'e kadar şeftali hasadı yapılıyor. Bundan sonraki çeşitlerimizde inşallah herhangi bir rekolte düşüklüğü yok. Biz de burada tabii ki ihracatçı olarak beklentimiz 2021 yılının üzerinde inşallah diyoruz ki bir şöyle %10-15 bir ihracat rakamını arttırarak bir rekor daha kırmayı planlıyoruz. Geçen sene 2020 yılındaki yapmış olduğumuz ihracat rakamımız gerçekten bir rekor oldu. Kaçtı? 154 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti. Bu sene de %170 milyon dolar civarında bir ihracat hedefledik. İnşallah bu sene de o rakamı tuttururuz diye düşünüyoruz. Türkiye'de Türkiye'nin şeftali üretimi ihracatı konusunda sıralaması nedir acaba? Biz Türkiye'de, dünyada biz 8. sırada yer alıyoruz ve 8. sırada yer almakla beraber 800 bin ton şeftali nektarı üretimimiz söz konusu. O da ciddi anlamda gerçekten bir değer bizler için. Bizim dünyada 6. sırada yer almaktayız ve 800 bin ton civarında bir nektarı ve şeftali üretimimiz söz konusu. İnşallah önümüzdeki dönemler tabii ki biz katma değeri özellikle yüksek olan sert çekirdekli meyvelere mümkün olduğu kadar üreticilerimize yönlendiriyoruz ve bundan sonraki üretimde işte katma değeri yüksek olan egzotik meyvelerimiz, şeftali, nektarin, kayısı gibi ürünlere çok önemsiyoruz. Çünkü hakikaten dünyada sıralamada yer alıyoruz ve bu da bizleri ve üreticileri, ihracatçılarımızı ve ülkemize ciddi anlamda bir katkı sağlıyoruz. Vallahi ilk şeftali hasadını Türkiye'de Selçuk'ta yapıyoruz ve şu anda fiyatlar da gayet iyi gidiyor. Biliyorsun en fazla şeftali üretimi olan yerlerden Selçuk ilçemiz. Aynı zamanda nar, aynı zamanda ayva, aynı zamanda mandalina. Dolayısıyla Selçuk ilçemiz dağlarından, yağ ovalarından bal akan yerler diye isimlendiriliyor. Epesiyle, Meryem Anası'yla, Şirincesi'yle. Gerçekten çok verimli bir yer ve geçen yıl yapılan ihracat rakamı 100 milyon. Bu meyvecilik alanda. Dolayısıyla ülkemiz ekonomisine de, gayri saf millisine de müthiş bir katkısı var. Ve biz de çiftçilerimize bu pandemi sürecinde her türlü yardımcı olduk. Onların bu faaliyetlerini en iyi şekilde yapmaları için. Ve ülke ekonomisine ve Selçuk ekonomisine en iyi gelir getirmesin elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ve bütün çalışmaları yapıyoruz. Sayın Valimiz de
teşvik edecekler biraz sonra ve beraberce ilk şeftali hasadını yapmış olacağız. Öncelikle şu şirin ilçemize, Selçuk'umuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarım diyarı burası. Tabii ki malum bu şeftali bizim gerçekten çok önemsediğimiz ve katma değeri yüksek olan bir ürünümüz. Geçen yıla göre yaklaşık bir 20 gün bir hava ikliminden dolayı bir gecikmemiz var. Ama inşallah bundan sonraki hasadımızla hem kalitesinde olsun hem aromasında olsun iyi bir sezon bekliyoruz. Rekolta da ne durum acaba? Rekolta geçen seneye göre tabii malumunuz hava şartlarından dolayı biraz düşük ama kaliteli ve katma değeri yüksek olur diye düşünüyoruz inşallah. Geçen seneye göre de ihracat rakamlarımızı arttıracağız. %10 civarında bir arttırmayı planlıyoruz. Geçen sene ihracat ne durumdaydı? Geçen sene ihracatımız 54 milyon dolar yaklaşık bir ihracatımız gerçekleşti. 2019 yıla göre ciddi anlamda bir rekor kırıldı geçen 2020 yılında. Bu senede 2021 yılının ihracatında inşallah geçen seneye göre de %10 bir artışla sezonu kapatırız diye düşünüyoruz. Yani hedef kaç oluyor bu durumda? Yaklaşık 170 milyon dolar civarında bir ihracat gerçekleştireceğiz diye bir hedef koyduk. Biz tabii ki dünyada bir 6. sıraya girmekteyiz. 800 bin tona yakın bir şeftali üretimimiz, şeftali ve nektar üretimimiz söz konusu. Tabii bunu da ciddi anlamda önemsiyoruz. Burada emeği geçen üreticilerimiz olsun, ihracatçılarımız olsun, devlet çalışanlarımız olsun, gerçekten herkesin emeği geçiyor ve sizlere özellikle basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Başkanım, 6. sırada olduğumuzu söylediniz. Selçuk bu şeyin neresinde? Bir de fiyatlarda bir artış olur mu rekorda düşük olduğu için? Tabii benim dediğim 800 bin ton civarında 6. sıradayız. Bu Türkiye geneli. Selçuk'ta hemen hemen bir Türkiye'nin 3. sırasında diyebilirim. Fiyatlarda tabii ki geçen seneye göre bu sene ister istemez illaki bir artış girdi, maliyetlerimizin yükselmesinden dolayı malumunuz inşallah bir talep de iyi bir talep olur. Fiyatlarda iyi bir fiyatlarla üreticimizin alın terini karşılığını alır diye düşünüyoruz. Ekstra sonatınız bir şey var mı? Hani bu sene vatandaşlar güzel şeftali yiyecek. Bu sene tabii ki buradan bizleri izleyenlere de saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Şeftalimiz malum hem sağlık yönüyle tabii herkesi de birer tane günlük en azından bir tane şeftali ve bir tane nektarin yemelerini öneriyorum. Çünkü sağlık için de son derece faydalı olduğunu öğreniyoruz doktorlarımızdan. Firmamız 1998 23 senelik bir firma. Meyve işi yapıyoruz. Ağırlıkla sebze değil de meyve işi yapıyoruz. Bizim bölgemizde şeftali, mandalin, nar, ayva var bizim bu bölgede. Sürekli 4 mevsim onları dönüyoruz biz burada. Şu an şeftali başlama sezonundayız. İşlemleri sorarsanız bahçede şeftali toplanıyor, burada paketleniyor. Ekseri %80'i yurt dışına gidiyor. Paletliyoruz. Soğuk havalarda 4 derecede bunları saklıyoruz. Derecesini bulduktan sonra tırlarla sevk ediyoruz. Aşağı yukarı kendimiz 5-6 ülkeye gönderiyoruz. Ama şeftali herhalde bir 50-60 ülkeye gidiyordur. Avrupa'nın birçok ülkesine, Balkanlara, Arap ülkelerine birçok yere dağılıyor. Bizim bölgemizin şeftalisi olsun, narı olsun, ayvası olsun, mandalin olsun, şeker oranı yüksek. Çok lezzetlidir. Başka soracağınız bir şey varsa cevaplayayım. Yok, sizin anlatmak istediğiniz başka bir şey varsa. Şöyle, baba mesleğim benim. Aşağı yukarı 45 senedir meyve sektöründe çalışıyoruz. 23 senelik kurumsal bir firmayız. Bu kadar, söyleyeceklerim bu kadar. Meyveyi tohumumuz tahsilden alıyoruz. Bazen kendileri topluyor, getiriyor buraya. Çalışma sistemimiz bu şekil. Yurt dışına da bazı müşterilerimiz var. Katı satış yapıyoruz. Bazen kendimiz noktalarda kendi satış yapıyoruz kendimiz. Rusya'da, Ukrayna'da birkaç noktada kendimiz de satış yapıyoruz. Bu şekil yürüyor işlerimiz. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bu şekilde işleniyor işte gördüğünüz gibi. Ama mandalini paketliyoruz, boyluyoruz, yıkıyoruz, mumluyoruz. Daha mandalinde işlem daha çok sürüyor. Şeftali dalından koptuğu gibi
organik bir şekilde o şekilde müşteriye kadar o şekilde gidiyor. Bir soğuk işlem yapılıyor, başka bir işlemi de yapılmıyor. Boylama yapılıyor, soğutuluyor. Peki, teşekkür ederiz. Üretici olarak mahsuldeki durum, mahsullerimiz soğuğa çarpıldı. Yaklaşık bu bahçede 70-80 ton civarında malımız eksik. Fiyatlara gelince fiyatlar aşağı yukarı iyi. İhracat var, fiyatlar güzel. Yani tüketici nezdinde fiyatlarda artış olacak değil mi? Ya, olması lazım. Bu yıl için mallar yok yani kısa. Eksik mal. Peki kalite bakımından nasıl? Kalitemiz güzel. Kalitemiz güzel. Kalitemiz yaptığımız gübrelemelerden dolayı çok güzel. Peki Selçuk'taki şeftalinin özelliği nedir? Selçuk'taki şeftalinin özelliği Selçuk şeftalide geçiş noktası. Şu an Türkiye'de şeftali Selçuk, Davutlar, Tire bölgesinde. Türkiye'de başka yerde şeftali yoktur. Adana, Mersin bitmek üzeredir şu anda ihracatta. İhracatçılar önümüzdeki günlerde buraya yönelecek. Siz kaç ülkeye ihraç ediyorsunuz mallarınızı? Kaç ülkeye? Rusya, Almanya, 50 ülkeye gidiyormuş. Tamam. Mevsim, bir tekrar alabilir miyiz? En başta söylediğiniz o mevsimsel soğuklardan dolayı. Mevsimsel etki yaklaşık 2 veya 3 sefer soğuğa çarpıldı ağaçlar. Burada yaklaşık 70 ton malımız eksik. Rekorte düşük. Bu da dolayısıyla fiyat. Tabii bu cins değişiyor tabii. Bu cinste var bu. Ha, karşı taraftaki bahçede eksiklik o kadar yok.